Merhabalar. Kaldıraçlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kaldıraçlardan sonra eğik düzlem ve çıkrıkla devam edeceğiz. Kaldıraçlarla başlayalım arkadaşlar. Kaldıraçlarda yük, kuvvet ve kaldıraç. Kaldıraçlarda arkadaşlar bir destek noktasının etrafında dönebilen basit makinalara kaldıraç diyoruz. Şimdi kaldıraçları yakından tanıyalım. Kaldıraçlarda arkadaşlar kuvvet, kuvvetin desteğe uzaklığına kuvvet kolu, yük, yükün desteğe olan uzaklığına yük kolu diyoruz. Kuvveti F ile gösteriyoruz, yükü P ile gösteriyoruz. Kaldıraçlarda kuvvet kazancı, yük bölü kuvveti tüm basit makinelerde aynı şekilde de arkadaşlar kaldıraçta kuvvet kolu arttıkça kuvvet kazancı artar. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bütün soruları çözebiliriz kuvvet kazancı sorularını. Kaldıraçlarda kuvvet kolu fazlaysa kuvvet kazancı var, yük kolu fazlaysa yükten kazanç, kuvvetten kayıp var. Kaldıraçlar genellikle kuvvetten kazanç sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bir kaldıraçta kuvvetten kazanç şöyle oluyordu. Kuvvet kolu yük kolundan büyükse her zaman kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır arkadaşlar. Yük kolu kuvvet kolundan fazlaysa kuvvetten kayıp vardır. Kuvvetten kayıp Yoldan ne olur arkadaşlar? Kazanç olur. Tüm basit makinalarda kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp, yoldan kazanç varsa ise kuvvetten kayıp gerçekleşiyordu. Burada dikkat etmemiz gereken şey yük kolu daha büyükse arkadaşlar kuvvetten kayıp yoldan kazanç oluyor. Kaldıraçlarda kuvvet çarpı kuvvet yolu eşittir yük çarpı yük koluna her zaman eşittir. Burada biz kuvvet kazancı olup olmadığını bu formülle buluruz. Kaldıraca baktığımızda eğer kuvvet kolu daha büyükse her zaman kuvvetten kazanç olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Kaldıraçlar 3 tip kaldıraç var arkadaşlar. 3 tip kaldıraçlardan birincisi çift taraflı yani desteğin ortada yükün ve kuvvetin farklı yönlerde olduğu. Diğeri ise tek taraflı kaldıraçlar arkadaşlar. Bakın burada ne orada? Yük ortada kuvvet bir tarafta. Burada kuvvet ortada, yük bir tarafta. Üçüncü tip kaldıraçta bu şekilde oluyorlar. Kaldıraç modellerinden hangisinde kuvvetten kazanç sağlanır diyor. Kuvvetten kazanç sağlanması için arkadaşlar kuvvet kolunun yük kolundan daha büyük olması gerekiyordu. Burada 2, 2, burada kayıp veya kazanç yok. Burada bakıyoruz 3 birim, burada 1 bir birim. Burada kuvvetten kazanç var. Burada bakıyoruz arkadaşlar 2, 1, kuvvet daha uzakta olduğu için kuvvetten kazanç var. Hangilerinde kuvvetten kazanç var? 2 ve 3 kuvvetten kazanç var. Arkadaşlar desteğin o arada olduğu kaldıraçlarla devam edelim. Desteğin arada yani ortada olduğu kaldıraçlara eşit kollu terazi, makas, tırnak makası, pense, kayık küreği, levye, araba kirikosu, keser, tahtarevelli, mandal, kerpeteni verebiliriz. Bakın destek ortada. Arkadaşlar kuvvetin yönünün değişmesi, yükün uygulanan kuvvetten farklı yönde hareket etmesi bu tip kaldıraçlarda olur. Bu tip kaldıraçlara tek tek örneklerini verelim şimdi. Bu tip kaldıraçlarda kuvvet kolu yük kolundan büyükse kuvvetten kazanç. Yük kolu kuvvet kolundan büyükse kuvvetten neydir? Kayıp vardır. Bakın burada kuvvetten kazanç çünkü kuvvet daha uzakta. Burada ise kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Bakıyoruz arkadaşlar burada kuvvetten kayıp var. Örnekleriyle devam edelim. Kaldıraçlarda size mıstık venci taktiğinle anlatacağım. Her türlü kaldıraçlara dokunduğumuz yer kuvvet. Eşyanın dokunduğu yer yük, dönen yer ise destektir. Tüm kaldıraçlarda aynıdır arkadaşlar. Bakın dokunduğumuz yer kuvvet, eşyanın dokunduğu yer yük. Bakın bu kuvvet, bu yük, burası ise dönen yer destek. Bakın dokunduğumuz yer kuvvet, eşyanın dokunduğu yer yük, P ile gösteriyor veya Y de diyebiliriz arkadaşlar. Dönen yer ise destek. Hemen örneklerle devam edelim arkadaşlar. Destek noktasının ortada olduğu Bakın pense, tahtaravelli, araba kaldıracağı arkadaşlar, kriko, kutu açacaklar, keser, gazoz açacağı. Kapıda da arkadaşlar bakın dokunduğumuz yer kuvvet, yük ve destek arkadaşlar. Yine destek ortada kuvvet, yük, dokunduğumuz yer kuvvet, Değen yer yük, dönen yer destek. Dokunduğumuz yer kuvvet. Değen yer yük, dönen yer destek. Bakın levyelerde arkadaşlar. Dokunduğumuz yer kuvvet, değen yer yük, dönen yer destek. Hepsinde aynı arkadaşlar. Kaldıraçlarla ilgili hangisi doğrudur diyor. Destek aradadır. Bakıyoruz destek arada. Birinci ifademiz doğru. Kuvvet kolu yük kolundan büyüktür. Bakalım arkadaşlar. Kuvvet kolu 4, yük kolundan büyüktür. Doğru. Kuvvet kazancı sağlar. Kuvvet kolu destekten daha uzak olduğu için sağlar. Doğru. Hangileri doğrudur? 1, 2, 3 doğrudur. Mıstık fenci yöntemiyle dokunduğumuz yer kuvvet, dönen yer destek, eşyaya dokunan yer yük mantığıyla bakın kuvvet, destek, yük, kuvvet, destek, yük şeklinde. Yükün aradığı olduğu kaldıraç tipi yani ikinci tip kaldıraç tipi. Arkadaşlar baktığımızda kuvvet her zaman destekten daha uzakta olduğu için bu tip kaldıraçların hepsinde kuvvet kazancı vardır arkadaşlar. Örnek verelim. El arabası, menteşeli kapılar, fındık kıracağı, ceviz kıracağı, delgeç, gazoz açacağı arkadaşlar bu tip kaldıracı örnektir. Bu tip kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kazanç vardır. Arkadaşlar kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olduğu için her zaman kuvvetten kazanç vardır. El arabası arkadaşlar bakın destek, yük, kuvvet. Dokunduğumuz yer kuvvet. Eşyanın dokunduğu yer yük. Diğer yer dönen yer destek. Bakın ceviz kıracağı dönen yer destek. Yük destek. Bizim dokunduğumuz yer kuvvet. Arkadaşlar hemen örneklerini gösterelim. İnsan ayağı arkadaşlar. Bakın destek. Yük. Kuvvet. Arkadaşlar kuvvet bizim kaslarımız unutmuyoruz. Yük ortada, yük ortada olduğu için burada kuvvetten kazanç var. Kapının tamamı arkadaşlar. Menteşeler destek. Kapının kendisi yük. Bizim dokunduğumuz yer kuvvet. Fındık kıracağı arkadaşlar. Ceviz kıracağı. Arkadaşlar burada gazoz kapağını tutuş şeklimize göre destek noktasının yeri değişir. Birincide arkadaşlar burası ne? Kuvvet. Dokunduğumuz yer. Eşyanı ya yer. Eşyanın dokunduğu yer yük ve diğer taraf destek. Burada farklı oluyor arkadaşlar tutuş şeklimize göre kuvvet, yük, destek şeklinde ağırlığın önemsenmediği bir basit makinede kuvvetten kazanç vardır. Bakıyoruz kuvvet desteğe daha uzak doğru. Yoldan kazanç sağlar. Hayır. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Tüt basit makinelerde olduğu gibi. Giriş kuvveti çıkış kuvvetinden küçüktür. Arkadaşlar bu giriş kuvveti bu çıkış kuvveti diyorduk. Kuvvetten kazanç olduğu için doğru arkadaşlar. Kuvvet kolu yük kolundan küçüktür yanlış. Kuvvet kolu daha büyük arkadaşlar. Hangileri doğrudur diyor. 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız B şıkkı. Kuvvetin arada olduğu kaldıraçlara başlayalım. Arkadaşlar kuvvetin arada olduğu kaldıraçların hepsinde kuvvetten kayıp vardır. Neden? Çünkü kuvvet desteğe daha yakın, yük daha uzakta. Bu tip kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kayıp var arkadaşlar. Bunlara cımbız, maşa, tenis raketi, beyzbol sopası, buz hokeyi sopası ve kürek örnek verilebilir. Hemen bakalım arkadaşlar. Şekille bakın kuvvet ortada. Bu tip kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kayıp var. Örnekleri cımbız, dokunduğumuz yer kuvvet, eşyanın dokunduğu yer yük, diğer yer destek. Kuvvetten kayıp, kuvvetten kayıp. Bakın süpürgede aynı şekilde. Maşa, olta, hepsinde kuvvetten kayıp. Beyzbol sopası, tenis raketi, insan kolu da arkadaşlar bu tip kaldıracı örnek. Kuvvet ortada, yük, Destek burada arkadaşlar. Kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipini örnektir. Bakın arkadaşlar destek, kaslarımız, kuvvet eşyaya dokunulan yer. Her zaman yüktü. Mıstık pencide olduğumuz için dokunduğumuz yer her zaman arkadaşlar yük. dokundu kuvvet yükün eşyaya dokunduğu yer yükün eşyaya dokunduğu yer her zaman yüktü arkadaşlar. İnsan çenesi Arkadaşlar zımba bakın destek bizim dokunduğumuz yer kuvvet eşyanın dokunduğu yer yük bu kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipi. Örnekle devam edelim. Uygulanan kuvvetler arasındaki ilişki hangisindedir diyor. Arkadaşlar biz kuvvet desteğe ne kadar yakınsa o kadar fazladır. Yani K büyüktür. L, M destekten uzaklaştıkça kuvvet azalacaktır. Kuvvet kazancı artacaktır. O halde K, L, M hangi şıkta var arkadaşlar? A şıkkında var. Hemen arkadaşlar örnek mıstık fenci yöntemiyle göre dokunduğumuz yer kuvvet, eşyanın dokunduğu yer yük, dönen yer destek. Aynı şekilde tenis raketinde de el arabası, kürek, maşa arkadaşlar mıstık fenci kuralına göre bakıyoruz dokunduğumuz yer kuvvet, eşyanın dokunduğu yer yük, dönen yer destek. Bizim dokunduğumuz yer kuvvet, Arkadaşlar burası dönüyor destek ve yük eşyanın dokunduğu yer. Unutmuyoruz. Örnekle devam edelim. Hangisi yaptığınız amacına ulaşılır diyor. Arkadaşlar amaç neymiş? Kuvvetten kazan, kazanç sağlamak amacıyla. Ne yapmamız gerekir? Kuvvet yüke göre destekten daha uzakta olması gerekir. Kuvvet kolunu arttırırsak daha uzakta olur. Doğru. Yükü desteğe yaklaştırırsak. Arkadaşlar yük desteğe yaklaşırsa. Ne olur? Kuvvet kazancı artar. Doğru. Desteği kuvvete yaklaştırırsak, desteği kuvvete yaklaştırırsak, kuvvet kolu azalır olmaz. Yük, kolu, yük kolunu arttırırsak arkadaşlar yine olmaz. Hangilerinde? 1 ve 2 de olacak cevap A şıkkı. Arkadaşlar basit makineler verilmiş ceviz kıracağı ve maşa. Bu basit makineler hangileri ortaktır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz hemen mıstık fenci modeline göre kuvvet, yük, destek. Destek, kuvvet yük bakın bu yükün ortada olduğu bu kuvvetin ortada olduğu yoldan kazanç sağlama yanlış arkadaşlar burada kuvvetten kazanç burada yoldan kazanç var kuvvetten kazanç sağlama hayır ikisinde de kuvvetten kazanç sağlanmıyor hangisinde kuvvetten ceviz kıracağında kuvvetten kazanç var kuvvetten kazanç var. Burada yok arkadaşlar. Maşa da olmaz. İş kolaylığı sağlama her ikisi için de ortaktır. Tüm basit makineler iş kolaylığı sağlar. Onun için cevap B şıkkı. Hatanın düzeltilmesi için basit makine örneklerin yeri değiştirilmeli diyor. Arkadaşlar birinci grup kuvvetin arada olduğu kaldıraç. ikinci kuvvet desteğin arada olduğu. Şimdi bakalım kuvvetin arada kuvvet arada. Hayır arkadaşlar burada destek arada. Demek ki bu yanlış. Burada cımbız kuvvet arada. O halde ne yapacağız? Tırnak makasını alacağız. Hangisiyle değiştireceğiz? Arkadaşlar biz de burası kuvvet, burası destek, burası yüktü. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Bu desteğin arada olduğu doğru. Burada destek bakın kuvvet, destek, yük. Bu da doğru. Fakat burada arkadaşlar destek, kuvvet, Yük. O halde ne yapacağız? Tırnak makasıyla raketi değiştireceğiz. Hangi şıkta var bu tırnak makasıyla tenis raketi? Cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kaldıraç sisteminde hangisinde kuvvetin yönü değiştirilmeden kuvvetten kazanç sağlanır? Arkadaşlar kuvvetin yönü değiştirilmeden diyor. Burada kuvvet yük farklı olmaz. Burada kuvvet yük. Kuvvet yük aynı fakat burada kuvvetten kazanç sağlanmamış arkadaşlar. Değiştirilmeden kuvvetten kazanç diyor. Burada bakıyoruz kuvvetten kazanç yok olmaz. Burada bakıyoruz arkadaşlar kuvvetle yük aynı yönlü kuvvetten kazanç var kuvvet desteğe göre daha uzakta o halde cevabımız D şıkkı kuvvet kazancı en fazla arkadaşlar ne olması gerekiyordu burası neydi kuvvet burası destek burası yüktü ne olacak kuvvetin destekten daha uzak Yükün desteğe daha yakın olması lazım. Hangisinde olursa? K'da olursa arkadaşlar. Kuvvet destekten uzak, yük desteğe yakın K'da olursa en fazla kuvvet kazancı olur. Cevabımız A şıkkı. Bakıyoruz arkadaşlar hangisi doğrudur diyor. Yükün orada olduğu kaldıraç kuvvetten kazanç sağlar doğru. Kuvvet daha uzakta. Kuvvetin yönü değiştirmez. Bakıyoruz. Aynı. Bu da doğru. Yoldan kayıp vardır. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Doğru. Her üçü de doğru. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar tahsin tahtarı belli üzerinde k L cisimlerini yatay dengede getirmek istiyor. Bu işlemlerden hangisi yaparsa amacına ulaşır. Bakıyoruz aynı uzaklıkta ama K daha fazlaysa K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyüktür. O halde ne yapmamız lazım? K cismini bir noktasına taşırsak olmaz. K daha uzaklaşır daha büyük zaten. Desteği iki noktasına yaklaştırırsak olur arkadaşlar. Desteği üç noktasına taşıma olmaz arkadaşlar. L cismini dört noktasına taşırsak daha uzağa taşınır. Kuvvetten kazanç olur ve eşitlenebilir. O halde hangileri yapılabilir? 2 ve 4 hangi şıkta var? C şıkkında. Desteğin orada olduğu bir deney yapılıyor. Önce eşit birer silgi. Sonra yaklaştırıyor arkadaşlar 2 silgi. Daha fazla yaklaştırıyor 3 silgi. Demek ki uygulanan kuvvet desteğe yaklaştıkça artıyor. Kuvvet ne oluyor arkadaşlar? Kuvvet kolu kısaltılırsa kuvvetten kayıp oluyor bu hangi şıkta var arkadaşlar basit makineler işten kazanç sağlama yok işte hiçbir basit makine işten kazanç sağlamaz kaldıraçlar kuvvetten kazanç sağlamaz diyor sağlayabilir arkadaşlar bakıyoruz Kuvvet kolu kısaltılırsa kuvvetten kayıp olur. Doğru. Bakın kısaltılmış, kayıp olmuş. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar yükün orada olduğu kaldıraç. El arabası. Burada kuvvetten kazanç vardı. Aydın Bey barışı dengede tutarken barışın ağırlığından daha az kuvvet uygulamıştır. Kuvvetten kazanç olduğu için doğru. Bu kaldıraç tipinde yük ortada. Destek ve kuvvet uç taraftadır. Doğru. Aydın Bey kuvvetten kayıp. Hayır yanlış. Hangileri? 1-2 cevabımız D şıkkı. Buna göre mangal kömürünün 1-2... 3 4 noktalarında uygulanması gereken kuvvet aşağıdakilerin hangisinde? Arkadaşlar, kuvvet desteğe yaklaştıkça ne olur? Kayıp fazla olur. Yani daha fazla kuvvet uygulamamız lazım. Destekten uzaklaştıkça kuvvet kazancı artar. Daha az kuvvet uygulamamız lazım. Bir de en fazla, dörtte en az hangi şıkta var? B şıkkında var. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.